Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalın Kralı'ndan yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Tanks Allot'un 3. bölümündeyiz. Ya 3. bölüm olarak isimlendireyim çünkü bunlarda bölüm yok. Daha öncekinde 500 kupaya kadar ulaşmaya çalışmıştık. Bayağı da hani oyunlar falan oynadık. Oyun içerisinde incelemelerimiz oldu. Bu videomuzda sizlere şey yapacağız. Şu bakalım linkimizi paylaşabiliyor muyuz? Ne yapabiliyoruz buradan? Onu bir kontrol edeyim ben. Bir de klan oluşturup tabii sizlerle paylaşacağım. Uzmanlar katıldığı savaşta 28, toplam zafer 26. Zafer oranımız %93'müş. Battle Royale'de savaşlar 0. Daha oraya girmedik. Maksimum kupa 514. Toplam öldürme 627. Çifte öldürme sayısı 140. Üçlü öldürme sayısı üçlü mü? Bir savaşta maksimum öldürme 40. Öldürme ölme oranı 8,59. Atılan gol 0. MVP sayısı 24, klan puanlarındaki toplamı 400, mega öldürme sayısı 63, katliam sayısı 44, taşkınlık sayısı 37, hükmeden sayısı 36, durdurulama sayısı 30, öbürü işte gibi sayısı 19, ilk kan sayısı 18. Evet, burada siyah gül, siyah gül klanımız varmış bu arada. Şurada nickimizi değiştirebiliyormuşuz ha. Ama ben şeyimi nasıl paylaşacağım ya? Burada arkadaş ekleyebiliyor muyuz? Bakalım bir. Yani şurada arkadaşlarım var. Neyi vermiş? Evet arkadaşlar. Gelen kutusu var. Arkadaşlar var. Davet et dediğimiz zaman nasıl davet edebiliyoruz? Neyle davet edebiliyoruz? Facebook'la mı veya direkt bir bağlantıyla davet edebiliyor muyuz? Ona bakacağım. Evet. Burada neler varmış bakalım. Cihaza gönderme. Bağlantı yok mu? Kuru bağlantı. Ben kuru bir bağlantı istiyorum. Şunu panoyu kopyala diyelim. Lan ne varmış bakalım. Panoyu kopyaladıktan sonra şurada deneyeceğim ben. Klanın içerisine mesaj göndermeye çalışacağım bunu. Evet, ne diyormuş? API üzerinden verilmiş. Tanks Allot. Bu bağlantıyı tabii siz telefonunuzdan tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Telefonunuzdan tıkladıktan sonra oyun içerisinde oyunu yükleyince veya yüklü ise direkt beni bulabiliyorsunuz ve buradan kişiyi ekleyebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Üyeler kısmı var. Mesela diyelim Türk bir kişiyi buldunuz. Şöyle üzerine bastığınız zaman arkadaş ekle diyebiliyorsunuz şu kısımdan. Ve klan içerisindeki herhangi bir kişiyi de arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Yani illa benim bağlantımın sizlerle gelmesi veya sizlerle paylaşmış olmam gerekmiyor. İşte klanımın ismi Siyah Gül. Klanlar bölümüne girip klan arayabilirsiniz ve oradan da beni bulup üzerime tıklayıp profilimin üzerine veya ismimin üzerine oradan beni arkadaş ekleyebilirsiniz arkadaşlar onun içerisinde de. Şimdi ölüm maçından dediğimiz zaman şu kısmı ekmek artık turnuvası demek. Demek artık turnuvası. Oha lan bir de 4 şey mi toplam için dokunun diyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkatli olmam gerekiyor. Turnuva bölümünü oynayayım. Oynayayım mı lan? Oynayayım bir bakalım. Hayır bunu mu astak. Şimdi bunun menzil gücü neymiş? Onlara bakalım şöyle değil mi? Genelliği yok mu oğlum genel nitelik? Şu bilgiye bakalım. Sağlık 219. Şunun bilgisine bakalım. Ha, şurada yazıyormuş zaten. 200, 2410. Bakın burada 2139. Yani zırh düştü. Şu anda biz bunu kullanıyoruz. Tamam. Komuta bundaki neymiş? Komuta deyince neresi değişiyor bakalım. Değişen bir yer yok. Ha şey varmış. Şurada mermi. 540, 562, 540. Kuşan diyelim. 540, 562 mermiyi kuşandık. Yalnız bu menzil 11. Bu gıcığıma giden bir kısım menzil 11 arkadaşlar.
Şunu bakalım bilgisi. Burada menzil önemli. Şu anda 14 bu. Şu 11, bu 14, bu 8, bu 8, bu 10. Tabii ki bu 14'ü şey yapacağım. Ya bizim için önemli olan menzil. Niye önemli? Çünkü uzaktaki bir kişiyi vurmak önemli. Yani illa yakınına gitmemiz gerekmiyor. İlla tehlikenin içine akmamız gerekmiyor arkadaşlar. Uzaktan da vurmamız için. De şöyle bir şey var. Şuna baktığımız zaman bu niye böyle oldu? Şimdi buradakinin farkı ne bunun? Buradaki silah gücü daha yüksek. Hem menzil oranı yüksek. Şarjör 3 saniye çıkıyor. Bu 4 saniyede şarjör değişiyormuş. 41 şu 41 41. Değiştirme 1,5 2,5. Yenileme mi? Sağlık yenilemesi mi? Sadece mermi mi yükseliyor? Ne anladım ben bu işten arkadaşım. Yani burada sizin ister 5 tane tankınız olsun, isterseniz de 10 tane tankınız olsun. Önemli olan bu tankları farklı farklı biçimlerde tasarlayıp en uygun hale getirebilirsiniz. Veya elinizde fazla malzeme varsa bu malzemeleri tek bir yer hepsini işte yerleştiremiyorsunuz. Yerleştirdiğiniz halde full mükemmel bir tank elde ettiniz ama elinizde kalan malzemelerden farklı bir tank üzerine endekre ederek ikinci bir tank alternatifi oluşturabiliyorsunuz. Güzelmiş. Burada tabii ki zırhlıyı kullanacağız. Niye zırhlıyı? Burada bakın zırh 2400. Burada 2139. Değiştirme diyoruz. Bununla yapacağız. Aynısı gibi oldu la bu öbür tarafından. Şimdi eğer bu tarafı olduğu zaman bu niye değişiyor? Neyse bu kalsın. Biz yine aynı şeyimizle devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii bu ölüm maçında turnuvada şey var. Yaparken üst taraftaki kupaları da sağ taraftaki kısımlıkları da açmaya çalışacağız. Açsak da bunlar gibi sıra beklemeyeceğiz arkadaşlar. Şu kısımdaki gibi sıra beklemeyeceğiz. Direkt açılacak onlar. Hadi başlayalım diyoruz ve ölüm maçına korkarak giriyorum. Haydi bakalım. O alan robota bak. Victor var. Robot, robot. Bildiğin robotla.
Savaş sona erdi arkadaşlar. Şimdi bu turnuvanın içeriği nasıl? Onu bir bakacağım ben. Şimdi biz 24'e 6 yendik. Güzel, tamam ama neler yapacağız? Bir sonraki bir şey mi olacak? Ne olacak? Evet, günün oyunu. Hatta tamam, anladık la, 13 kişi öldürdü. Ne o? Benim gibi 13 kişi öldüren de var. Zafer, bu 7 tane ne? Tokatlama mı oluyor? Ne o? Bir kere öldük. Devam diyoruz. Ölüm maçında. Tamam, güzel kardeşim de. Ölüm maçındaki şeyimiz ne? Yani içerik ne? Şuraya bakalım. Düşmanlarını yok et. En fazla parçayı toplayan takım ol. En parça, parça ne lan? Ödül 1x. 2x. Haa, burada şeyimizi katlayabiliyormuşuz. Güzel. 2x. Şimdi bizim 3x'imiz var. Ödül 2x'i katlayabiliyoruz. Ben tabii ki gireceğim buraya. Nasıl olsa kazanıyorum. Ben profesyonelim. Ben kendime güveniyorum. Tamam. Diğer, buraya gireceğiz. 2x kazanma fırsatı yakalayacağız arkadaşlar. Ben bilseydim bunu başta kendim yapardım. 4'e koyardım lan ben o zaman. Crayon'la hadi bakalım, gelin beybiler, gelin. Mama nasıl vurdu lan benim mama? 3'e 1 yalnız hacı, biz yemiyor. 3'e 2 oldu lan. Hadi lan yürü lan yürü, niye yürümüyor bu? Beşe dört. Hadi la, hadi la, çabuk la. Hadi la, spam ol gitsin la. Hadi la, sekiz la, sekiz. Bunlar nasıl yeniyor lan bizi? Kaçın lan kaçın. 14'e 9 iyi iyi. Beşe 15 yendik arkadaşlar. Bakalım bizim biletleri verecekler mi şimdi? Tabi 18 kere gebertmişim gene. Oo, puanımız artıyor. 466 mı? Ne bu? Evet. Seviye atladık. Seviye 3 olduk. Güzel olduk da ne oldu? Bilet nerede oğlum? Tamam da bu bileti veriyor mu bize? Ödül 2x diyor, vermedi. Ben anlayamadım arkadaşım ya. Arkadaşlar bununla ilgili bir şey, yardımcı olmak isteyen arkadaşlar varsa video altına yorum yapın lütfen. Şurada bölüm açılmış, neymiş? Takım ölüm maçı. Tamam, bunu biliyoruz zaten. Yeni turnuva kalan 4 saat mi? Ne la bu? Süre 41 saat mi? Dakika mı? Dedikten sonra zaten bu kısmı pembe anlayamadım ya. Şimdi iki bilet verdik biz. Lan bir bilet verdim o zaman, niye ben şey yapayım? Anlayamadım arkadaşlar. Bununla ilgili bilgilendirme yapmak isteyen arkadaşlar varsa da çok sevinirim. Şu klanda birisi bir şey yazmış. Ne yazmış bakayım bir.
Şimdi arkadaşlar şey bölümümüz açıldı. Neymiş? Bağışlar görüntülü. Şimdi bu şey varmış arkadaşlar. Bu bağışların amacı şeymiş. Bu kişiye özel bağışlar değilmiş. Yani bir klan sandığı varmış. İşte 10 saatlik mi artık ne 10 günlük mü? Evet 10D. 10 days 22 hours 39 minute. Yani 10 gün 22 saat yani 11 gün 11 gün arkadaşlar. 11 gün sonra açılacakmış bu sandık. Ve bu sandıktan klan içerisindeki herkes yaralanacak. Tabii yaralanmak isteyen kişiler de daha hızlı açılması için burada işte bağışta bulunabilirler. İşte neler var? Burada bilet bağışı, diğer bilet bağışı, altın bağışı veya elmas bağışı gibisinden şeyler var. Unsurlar var. Bunları bağışlayabiliyorsunuz ve sandığın daha hızlı açılmasını sağlıyorsunuz. Bu sayede ne oluyor? Sandık açıldığı zaman işte diyelim ki siz 5 elmas veya 10 elmas veya 20 elmas bağışladınız. Ama sandık içerisinde herkese 100'er elmas da çıkabiliyor. Yani tahminim bu. Belki çıkabilir. Şimdi bizim öbür sandıktan 2 saat yani 2,5 saatimiz kalmış arkadaşlar. Ölüm maçında bu şekilde gerçekleşiyor ama ben 2 bilet kazanabileceğimi düşündüğümden dolayı 2 biletle girdim. Niye 2 bilet kazanamadım onu anlamadım. Çünkü en iyi skora da sahiptim oyun içerisinde. Ama kazandırmadı. Bu arada arkadaşlar diğer şeyleri de farklı bir bölümde gerçekleştireceğiz. Şuradaki kupaları. Şu an çünkü 17. dakikaya girdik. Şuradaki kupaları da farklı bir bölümde yükseltip sizlerle açacağım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.